Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri için geri sayıyor. Evde, ofiste, sokakta, toplu ulaşımda, her yerde istisnasız 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim konuşuluyor. Biz de bu akşam seçime geri sayım sürerken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz. İyi akşamlar. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Yanımda Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk. Merhabalar. Ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek var. Merhabalar. Ve elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, sizler de genel merkezimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Bence bir sakıncası yok. Başlayalım. Harika. Başlıyoruz. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Onların telefonları acı acı çalacak. Ben Kemal, geliyorum. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Paralarını yurt dışına götürdüler. Nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalara kaç kuruş, kaç dolar yatırdıklarını biliyorum. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Beşli çetelerin benden çekeceği çok şey var. Adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür. Sayın Genel Başkan, ben ilk olarak dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı yayında muhakkak denk gelmişsinizdir. Sonrasında zaten geçmiş olsun dileğinizi de paylaştınız. Rahatsızlanmasıyla ilgili ve sonrasında herhangi bir görüşmeniz olup olmadığıyla ilgili sormak isterim. Bugün bir teşekkür mesajı paylaştı Twitter hesabında. Evet. Aziz milletimize teşekkür ederim minvalinde konuştu ancak muhalefet liderlerine özgü bir şey söylemedi. Ne söylemek onu istersiniz? Onu şöyle yorumlamak lazım. Biz de milletin bir parçasıyız. Hı hı. Yani olumsuz yorumlamıyorum kişisel, hı hı, olarak. Ben rahatsızlığını duyduğum andan itibaren bir tweetle geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sizinle birlikte aslında neredeyse tüm, evet, muhalefet, evet, liderleri, evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan hemen herkes, hatta herkes hemen, evet, değil, geçmiş olsun dileğini paylaştı. Simge Hanım, siyaset ayrı, insanların sağlığı ayrı. Hı hı. Biz siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını, iyi olmasını isteriz tabii yani. Bir tavsiyeniz var mı? Olması gereken de bu zaten. Bir tavsiyeniz var mı Sayın Cumhurbaşkanı'na sağlığıyla ilgili? Efendim? Bir tavsiyeniz var mı? Sonuçta siz de kampanya yürütüyorsunuz, o da şunlara dikkat edin. Yok, mutlaka yani doktorlar ilgileniyorlardır. Yani yapılması gerekeni doktorlar yapıyorlardır. Tabii doğal olarak da doktorların söylediğine uymak gerekiyor. Evet. Kural o. Bugünü istirahatle geçirdi ama görüşmeniz olmadı anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Pekala. Efendim, meydan meydan dolaşıyorsunuz. Evet. Daha önceden de böyle daha çok böyle esnafı dolaşırdınız, vatandaşlara dükkan dükkan dolaşırdınız. Zaten onu başından beri yaptınız, yine böyle iş yerlerini dolaşarak, vatandaşların derdini dinleyerek. Şimdi de meydanlarda kitleleri, meydanların dili nasıl efendim, nasıl okuyorsunuz şimdi meydanları? Daha önceden de gittiniz, daha önceden de, evet, önceki mesela 2015 seçimlerinde falan da yine değişik vaatlerde bulundunuz. Ben hatırlıyorum mesela Kırklareli'de şeyi açıklamıştınız, emekli işçi emeklerine maaş verilmesi, bayram ikramiyesi verilmesi gibi. Şimdi mi daha çok ilgi görüyor anlattıklarınız ve o zamanla karşılaştığınız zaman nasıl görüyorsunuz efendim meydanları? Saygı Bey, şöyle yaklaşık 2-2,5 yıldır ben daha önce pek çok ile giderdim. O ilde esnaf ziyaretleri yapardık. Evet.
Ama aynı zamanda 2 veya 3 özel toplantı yapardım, medyaya kapalı. Bunlardan birisi gençlerle ilgiliydi. Gençler her türlü soruyu soruyordu, arzu ettikleri soruları ben de yanıtıyordum. İkincisi kanaat önderleriyle ilgili bir toplantıydı. Kanaat önderleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli ama toplumun saygın kişileriydi. Bunlar genelde 20-25 kişilik gruplar halinde. Onlarla otururduk, yaklaşık 2,5-3 saat, bazen 4 saatlik görüşmelerimiz olurdu. Çünkü onlar kafalarında CHP ile ilgili tereddütleri varsa veya bizim aksaklığımız veya bizim kusurumuz veya bizim yanlışımız onlara göre varsa soruyorlardı. Ben de büyük bir samimiyette yanıtlıyordum. Daha sonraki aşamada hem bu kanaat önderleri toplantılarını dar çerçevede kadınlarla ilgili, bazen sadece kadınların katıldığı toplantılar yapardık. Sonra bu toplantılar tabii doğal olarak 2-2,5 yıl sürdü. Şimdi artık seçim tarihi belli olduğu için çok daha geniş kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Kendi vaatlerimizi aktarmamız gerekiyor. Bunun için de iki yolumuz var. Bir, benim belli aralıklarla çektiğim videolar ve bunun sosyal medyada yayınlanması. İkincisi ise doğrudan doğruya halkla yüz yüze gelerek ben, diğer siyasi parti liderleri, iki Cumhurbaşkanı yardımcımız daha var, Ekrem Bey ve Mansur Bey. Bunlarla beraber alanda bir şekilde geniş kitlelerle birlikte oluyoruz. Vaatlere gelince, geçmişteki vaatlerimizin bir kısmı yerine geldi. İşte örneğin emeklilere iki maaş ikramiye verilmesi gibi, istediğimiz miktarda değildi ama düşük de olsa geldi. Taşeron işçilerinin kadroya alınması gibi pek çok vaatlerimiz önce olmaz dediler ama sonra gerçekleşti. Şimdi vaatlerin daha dikkatle dinlendiğini görüyorum. Örneğin emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira bankalarına, bankadaki hesaplarına para yatıracağımızı söylemem. Şanlıurfa'da güneş enerjisinden yararlanmayı ve çiftçilere elektriği ücretsiz vermeyi, hatta itiraz ettiler yapamazsın falan evet diye. Bizim Denizli Bozkurt Belediye Başkanımız yaptı, gayet güzel çiftçilere ücretsiz veriyor. Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye'miz de yaptı. 2,5 milyon taşlık arazi var. O taşlık arazide güneş panelleri getirirsiniz, güneş enerjisinden yararlanırsınız. Bu tabii kooperatif şeklinde olacak. Çiftçiler kooperatif üyesi olacak. Ticaret borsası da kooperatifin yönetiminde olacak. Dolayısıyla güneşten elektrik elde edeceksiniz. Çiftçiye ücretsiz vereceksiniz. Artan kısmını interconnected sistem içinde satacaksınız. Ayrıca kooperatif buradan gelir elde edecek. Yani bırakın elektriğe para vermeyi, hem gelir elde edeceksiniz hem ücretsiz kullanacaksınız bunu. Bununla ilgili projeleri dillendiriyor. Bunlar tabii ben Şanlıurfa için söylemiştim ama başka bir ile gittiğimde Batı'ya, bizim için niçin düşünmüyorsunuz diye, yani sadece Şanlıurfa mı, bizim için de yapın diye söylediler. Yapacağız bunu Türkiye genelinde. Türkiye'nin güneş enerjisi açısından Avrupa'nın ikinci avantajlı ülkesi. Biz güneşin sıcaklığından olağanüstü bir avantaj sağlayabiliriz. Efendim bu liderler arasında tabii bir seçim ortamı gibi evet, gerilim var ama sizi en çok üzen bu süreçte ne oldu? Sizi en çok kıran ne oldu efendim? Liderlerin açıklamaları. Üzen. Şöyle, liderler doğal olarak kendi tabanlarının sesini dinlemek zorundadırlar. Bir araya gelirler. Biz de bir araya geldik. 6 lider mi yoksa bütün liderler için? Bütün liderler arasında. Bütün liderler arasında. Meydanlarda çünkü karşı konuşmalar. Şöyle, doğrusunu isterseniz iktidar sahiplerinin, yani iktidarda olan bir partinin topluma mesajları daha sıcak ve daha kucaklayıcı olmasını isterdim. Fakat ayrıştırıcı bir dil kullanılması ve bu dilin toplumun değişik kesimlerine daha sert biçimde yansıması,
Sadece toplumda ayrışma değil, medya dünyasındaki ayrışmayı görüyorsunuz, sivil toplum örgütlerindeki ayrışmayı görüyorsunuz, sendikalardaki ayrışmayı görüyorsunuz. Tamamen kutuplaşan ve birbirini düşman gibi gören bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olay. Oysa biz insani olarak bir araya oturup pekala tartışabiliriz, niye tartışmayalım? Benim de hatam varsa söyleyebilirler, ben de onların eksiklikleri, hataları varsa söyleyebilirim. Yani halkın hakemliğinden korktular. Halkın hakemliği nasıl olur? Bir futbol maçı nasıl olur? İki takım oynar, hakem vardır. Dolayısıyla ve herkes hakemin kuralına uyar. Dolayısıyla halkın hakemliğinden çekindiler. Onu başka türlü yansıttılar topluma. Bu toplumda ayrışmayı, kutuplaşmayı gündeme getirdim. Kutuplaşmanın iktidara verdiği şöyle bir avantaj oldu. Ne yaparsa haklıdır. Çünkü artık başka bir şey dinlemek istemiyordu o kutuplaşmada belli bir taraf, iktidar sahipleri. Ne yapsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı. Ekonominin bu pozisyona gelmesi de gene o alkışların sayesinde oldu. Oysa bir politikacının en çok sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Çünkü eleştiri geldiği zaman en azından kendi eksiğini, kendi hatasını görebilir ve onu düzeltmeye çalışabilir, düzeltebilir. Bir de şu tabii, o da çok önemli. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Yani hepimizin ortak amacı ne? Ülkeye hizmet etmek. Ülkeye hizmet etmekse iyilikte yarışmalıyız. Niye kavga ediyoruz? Kavganın bir nedeni yok ki. Dolayısıyla bu çerçevede de kavga, kullanılan diller, ondan sonra toplumun ayrışması, toplumun kutuplaşması, yanlış politikaların belli bir kesim tarafından ısrarla takip edilmesi, öyle bir noktaya gelindi ki iktidar sahipleri, bu yanlışlığı sadece kendi dünyalarında ve sadece topluma yansıtmakta kalmadılar. Devletin kadrolarına da yansıttılar. Görüyorsunuz, vali devletin valisi değil. Hükümetin valisi. O yüzden vali devleti temsil eder. Bakın, büyükelçiler. En son atanan büyükelçi, Kıbrıs'a atanan büyükelçi açık açık iktidar partisinin propagandasını yapıyor. Oysa onun tabi olduğu kanun, Devlet Memurları Kanunu 657 sayılı. Adı üstüne Devlet Memurları Kanunu. İktidar Memurları Kanunu demiyor ki, ya da siyasi parti memurları kanunu demiyor ki. Devlet memuru. Polis devlet adına görev yapar. Vergi dairesi müdürü devlet adına görev yapar. Vali devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta ise siyasi partinin, iktidardaki siyasi partinin devletleşmiş olmasıdır. Oysa parti ayrı, devlet ayrıdır. Parti ile devleti karıştıran bir toplum haline geldik. O yapıyor devlet, biz yaptığımız zaman devlet değiliz. Oysa iktidarı da muhalefette devlettir. Siyasi partiler geçicidir. Halktan aldıkları yetkiyle devleti yönetirler. Devlet bakidir. Dolayısıyla bu çerçevede bakılması lazım gelirken, devletleşen, 21. yüzyılda devletleşen, devletin bütün organlarını kendisine tabi kılan, dolayısıyla yanlışları görmeyen, devletin var olan temel kolonlarını sarsan, hatta bazılarını yıkan, yargı gibi, yasama gibi, yürütme gibi, medya özgürlüğü gibi o temel kolonları sarsan ve yıkan bir anlayış çıktı ortaya. Tabii şimdi seçim sürecindeyiz. İnşallah bu kolonları yeniden sağlamlaştıracağız. Efendim ben seçim güvenliği ile ilgili bir soru sormak istiyorum ama devletle parti ayrıdır kısmı ile ilgili güncel bir konuyu sorup ondan sonra geçeceğim. Bu Arifiye'deki tank palet fabrikasındaki bir törende bu kez Cumhurbaşkanı sizi eleştirdiğinde alkışlamadı komutanlar. Ama böyle şöyle bir pozları var siyasi parti liderleriyle birlikte. Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte. Öncelikle onu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi de ben bugün bütün gün sokaklardaydım ve bizim yayına çıkacağımızı bilen herkes şunu diyordu. Ya bizim endişemiz var, sandıklara sahip çıkabilecekler mi? Seçim güvenliğini sağlayabilecekler mi? İşte Güneydoğu'da gözaltılar başladı. Evet. Büyük ihtimalle sandıklarda görev alacak insanları alıyorlar vesaire gibi bir endişe de başlamış. Hüdapar da bu sandık güvenliğiyle ilişkilendirilmiş. Neden bilmiyorum ama. Esas sorun bu. Sandık güvenliği konusunda sizin seçmenlerinizi işte ya evet Kemal Bey kazanacak ama öyle görünüyor ama sandık güvenliğini sağlayabilecekler mi? Korkumuz var, kaygımız var, kuşkumuz var
diyen vatandaşlar oluyor. Esas sorun bu, ama bu arada da o fotoğraf hakkındaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Az önce söyledim zaten, partileşen bir devlet. Yani devleti kendi malı, kendi politikasına göre hareket eden bir organ olarak görüyor. Oysa devlet farklıdır. Devlet kurallara uymak zorundadır. Devlet yasalara uymak zorundadır. Devlet siyasal iktidarın yaptığı yanlışı bir şekliyle bu yanlıştır diyebilecek, en küçük memur bile bu yanlıştır diyebilecek yasal hakka sahip olan kişidir devlet memuru. 657 sayılı yasada açık hüküm var. Üst makamdan gelen talimat yasalara aykırıysa yapmaz. Yazılı olarak söyler bu yasalara aykırıdır diye. Yazılı emir gelirse de bana yazılı emir verdir. Bu yanlış, mutlaka yapacaksın diye. Dolayısıyla devlet memuru özel olarak ülkenin çıkarları için koruma altına alınmıştır yasalar tarafından. Fakat bu yasalar şu anda uygulanamaz durumda. Ben daha önce komutanların bir siyasi partinin genel başkanını alkışlamalarını doğru bulmadım. Doğru değil, kesinlikle doğru değil. Çünkü orduyu devlet içinde ayrı bir yerde konumlamak zorundayız. Ordu milli değerlerimizi temsil eder ve ordu Türkiye'nin güvenliğini temsil eder. Güvenliğinin güvencesidir ordu. Ordu günlük sıcak siyasetin tümüyle dışındadır. Bakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı günde Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulma kanunu aynı tarihte göndermiştir. Bu ikisinin de siyasetin dışında olmasına özen gösterilmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı ben hem milletvekili hem Genelkurmay Başkanı olayım dendiğinde hayır, tercihini yapacaksın. Ya Genelkurmay Başkanı veya milletvekili olacaksın. Orası siyaset yeri değil demiştir. Şu anda her alana siyaset bulaştı. Sıcak siyaset bulaştı. Bundan şunu kastediyorum. Siyasi otoritenin parlamentodan çıkardığı yasalar veya aldığı kararlar yasalara uygunsa elbette ki kamu görevlisi bunları yerine getirecektir. Ben yerine getirmeyecektir demiyorum. Elbette yerine getirecektir. Ama yasalara aykırı olan bir olayı kesinlikle bu işin dışında tutacaktır. Yasalara aykırıdır ve ben bunu imzalamıyorum diyecektir. Benim bir videom oldu. Kamu görevlerini uyardım. Yanlış yapmayın, hatalara imza atmayın diye. Pek çok kamu görevlisi imza atmamaya, hatta bazı kamu görevlileri görevlerinden alındılar imza atmadıkları için. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Seçim güvenliğine gelince, Deniz Bey, tam 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Biz açık ve net söyleyeyim, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Yani yargıçlar var orada ama güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? Aynı zarfın içine konan 4 seçim pusulasından 3'ü doğru 1'i yanlıştır diye karar alan bir Yüksek Seçim Kurulu değişebilir. Üyeler değişebilir. Böyle bir karar alınansa Yüksek Seçim Kurulu topluma güven vermez. Yargıda ciddi bir bozulma var. Bunu bu ülkenin saygın yargıçları farkındalar ve onlar da bunu en azından kapalı toplantılarda dile getiriyorlar. Hatta Yargıtay Başkanı Yargıtay'a olan güvenin, yargıya olan güvenin %30'lara falan düştüğünü de bir toplantıda ifade etmiştim. Dedim ya az önce, devletin kolonlarını tahrip ettiler. Yargı bu kolonlardan birisidir. Yani adaleti yıprattığınız andan itibaren devleti çökertmiş oluyorsunuz. Biz tam 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. 1,5 yıldır. Türkiye'de kaç sandık var? Bu sandıklar nerede? En son Yüksek Seçim Kurulu'ndan veriler geldi. Biz daha önceki veriler üzerinden ilk çalışmalarımızı yaptık. Hangi sandıkta görevlimiz olacak? Buradan Ankara'da gönüllü bir ekibimiz her bir sandık görevlisini, Türkiye genelinde her bir sandık görevlisini aradı. Siz hangi sandıkta görevlisiniz diye. Doğru yanıt veriyorsa tamam, bu işini biliyor ve onlar ayrıca bizim eğitim merkezinde eğitime alındılar. Sandık başında nasıl duracaklar, sayım sırasında ne yapacaklar, oylama sırasında ne yapacaklar, sayım olduğu zaman dışarı çıkmayacaklar, sigara içeceğim, yemek yiyeceğim, hasta olmayacak, tutanaklar dikkatli bir şekilde bakılacak, rakamlar başka bir belgeye aktarılırken ona dikkat edilecek, baştan imzalanmayacak. İmzaladıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekecek ve genel merkezimize gönderecek. Bu konuda bizim
binlerce arkadaşımız eğitildi. Bu sadece CHP için söylüyorum. Diğer partilerin de buna benzer çalışmaları var. Dolayısıyla ıslak tutana fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra o çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecekler. Dolayısıyla biz Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını ve onun rakamlarına, çünkü biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Malum son seçimlerde, İstanbul seçimlerinde bazı verileri vermemeye başladı Anadolu Ajansı. Yüksek Seçim Kurulu durdu, verileri vermiyor. Ama bizim arkadaşlarımızın her birisi sandık görevlisiyken tutanaklar vardı elimizde ve biz kazanacağımızı biliyorduk. Buna benzer bir çalışma, yani bir ön deneyim oldu. Şunu rahat söyleyebilirim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar seçim sandıkları ile ilgili bu kadar geniş ve güvenli bir önlem yani alıyor. Yani her sandığın tek ıslak imzalı tutanağı buraya gelecek mi? Gelecek. Buraya, merkeze gelecek. Ayrıca seçim gecesi nasıl olacak? Bununla ilgili çalışma var. Sağ olsun bazı barolar, özellikle büyük kentlerdeki barolar, her bir okula bir gönüllü avukat görevlendirdiler. O avukatlar da bir sorun çıktığı zaman hemen arkadaşlarımız avukatı arayacaklar ve avukat da olaya müdahil olacak. Tutanaklarda bir olumsuzluk varsa muhalefet şerhlerini süratli bir şekilde yazacaklar. Onu da kendilerine hatırlattık. Efendim, köylerin bir bölümünde partinizin üyeleri olmadığı için dolayısıyla orada sandık görevleriniz de olmuyor. Onu nasıl sağlayacaksınız? Çünkü özellikle Güneydoğu'daki birçok köyde böyle bir sıkıntınız Saygı Bey, var efendim. %90'ın üstündeki sandıklarda, 200 bin sandıktan %90'ın üzerinde görevlimiz var. Çok sınırlı sayıda şu an. Onun için de çalışılıyor. Şöyle, gönüllü arkadaşlar var. Yani biz gidip sandığın başında gönüllü olarak kalabiliriz. Önemli olan oradan bulmak. Eğer oradan bulunamazsa gönüllü arkadaşları göndereceğiz. Ben Sayın Genel Başkan, herkesin ortak gündemi ve derdi olan ekonomi ve hayat bağlılığı ile ilgili son açıklamalarınızdan birini kısaca hatırlatmak ve sonrasında sorumu sormak isterim. Soğan cücük hakaretleri ediliyor, soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle, fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık dediniz. Çok zor oldu ama başardık dediniz. Sizin daha önce de türban ve benzeri konularla ilgili CHP'nin kurumsal kimliği adına öz eleştiri içeren ifadeleriniz olmuştu. Bu değişim nasıl oldu? Sorumun ilk kısmı bu. Yani biz bu kişileri aramızdan uzaklaştırmayı başardık diyorsunuz. O süreçte bir dirençle karşılaştınız mı örneğin? İkincisi de bu 300 milyar elbette çok tartışıldı. Ve tefecilikle de suçlandınız. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından burada tefecilik ifadesi kullanıldı. Kaynağı belirsiz ifadesi kullanıldı. Sizin getirmeyi vaat ettiğiniz bu parayla ilgili. Dolayısıyla bu 300 milyar dolarlık yatırımın şeffaflığı konusunda bence açıklamalarınız merak ediliyor. Evet. Şimdi birinci sorunuz soğan kafalı söylem üzerine. Evet. Şöyle. Şimdi hayatın bir gerçeği var. Hayatın gerçeği nedir? Kadın alışveriş için mahallesinde kurulan pazara gider. Bu pazardan alışveriş yapar. Pazarda fiyatlar çok yüksek mi? Yüksek. Evde geldiği zaman arzu ettiği bütün ürünleri almış mı? Alamamış. Bu ne demektir? Mutfaklarda yangın var demektir. Ya bu ülkede soğan bile alınamayacak noktaya geliyorsa ve ürünler, meyveler, sebzeler tane ile satılmaya başlandıysa ve bir tarım ülkesi olan, yani geniş toprakları olan, zengin toprakları olan bir ülke nasıl olur da bu pozisyona gelir? Buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, yulaf dışarıdan, mercimek dışarıdan, hayvan dışarıdan, canlı et, canlı hayvan dışarıdan, et dışarıdan. Şimdi Allah aşkına söyler misiniz bana? Niye böyle oldu? Kim yaptı bunu? Herhalde ben yapmadım. Bunu, ülkeyi bu hale getiren kim? Siyasi iktidar. Neden? Aldığı kararlar çiftçiyi topraktan küstürdü. Çiftçi ekemiyor. Çünkü ekse zarar edecek. Dolayısıyla dışarıdan getirmeyi siyasal iktidar
kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Sen ekmezsen ben dışarıdan getiririm diyor. Ve dışarıya daha pahalı diyor. İçeride çiftçiyi cezalandırıyor. Bu çerçevede baktığınız zaman fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Vatandaşın alım gücü yok. Şimdi bu insanlar soğana muhtaç hale geldiler ve ben bir videoyla bunu eleştirdim. Şimdi geçmişte bizim hatamız şuydu. Geçmişte vatandaşı, vay efendim işte 2 kilo bilmem neye oy veriyorsun, işte şunu şöyle yapıyorsun, sana şunu verdiler sen oyunu veriyorsun diye eleştirirdik. Sormazdık ya bu insan neden 2 kilo mercimeğe veya 1 kilo makarnaya muhtaç hale geldi. Sormazdık bunu. Bunu eleştirdim. Şimdi biz gerçekten Halkın Partisi olma konusunda mesafe alıyoruz. Ve gerçekten halkın sorunlarıyla birebir yakından ilgileniyoruz. Eğer bu evine makarna alamayacak bir durumdaysa, bakanın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Yardım Dağıtan Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 4,5-5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bu 20 milyon nüfus demektir. Bir ülkede 20 milyon kişi avucunu açmış, devletten gelecek yardımı bekliyorsa Türkiye'nin ciddi bir sorunu var demektir. Giderek bu sayı düşmüyor. Normalde bu sayının düşmesi lazım. 22 yıldır ülkeyi yönetenler sayıyı düşürmediler, sayıyı artırdılar ve bununla da övünüyorlar. İşte Türkiye için asıl temel sorun budur. Asıl temel sorun budur. Yani beka sorunu diyorlarsa beka sorunu budur. Kendi halkını, 20 milyonluk bir kitleyi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bir düzen. Bu düzenin değişmesi lazım. Biz bunu eleştirdik. Geçmişte vay efendim sen işte bir kilo makarna alıyorsun, gidip oyunu veriyorsun diye eleştirdik. Buradan çıkardık. Ama bu sorunu çözmek için aile destekleri sigortası diye bir sigorta dalını uygulayacağımızı ifade ettik. Bunu defalarca söyledik. Şimdi onlar aile destek programı diyorlar. Bizden gene kopya çekerek 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 9 sigorta dalından birisi. Türkiye bu sigorta dalını 1971 yılında parlamentodan çıkardığı bir yasayla ben bu 9 sigorta dalını uygulayacağım taahhüdünde bulunmuş. 8'i uygulanıyor. En son işsizlik sigortasıydı. Allah rahmet eylesin. Bülent Ecevit'in başbakanlığında çıkmıştı. İnşallah 9. sigorta dalı bize nasip olacak. Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Böylece yardım şu bu falan, hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kadının banka hesabına para yatacak. Ve dolayısıyla kadın eğer yoksulsa kadın gidip bankadan parasını çekip ailesinin geçimini sağlayacak. Sosyal devlet dışında hiçbir ailenin yoksulluğu afişe edilmeyecek. Sosyal devlet bilecek sadece onun yoksul olduğunu. Vatandaşlar bilmeyecekler. Bu çerçevede bir çaba harcıyoruz ve bu çerçevede önemli mesafeler aldığımıza inanıyorum. Çünkü şöyle, siz eğer uygulamayı da şöyle anlatayım. Nerede aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Bunların yaklaşık %99'u kadınlardan oluşacak. Çünkü bunlar her eve girecekler, yoksul eve. O evin evi raporlayacaklar. Yoksulluğun boyutu nedir? Ev kirada mıdır? Kaç çocuk var? Üniversiteye giden var mı? Yeni doğan var mı? Engelli var mı? Bütün bunları raporlayacaklar. Her bir sorun için ayrı bir nakdi yardım yapılacak ve kendisinin banka hesabına yatırılmış olacak. Kamu işçi alırken de bu ailelere öncelik verilecek. Pozitif ayrımcılık yapılacak. Bu ailelerden bir kişi, iki kişi işe başladığı zaman aile destekleri sigortasının kapsamı dışına çıkmış olacaklar. Bu çerçevede götürüyoruz. Dolayısıyla eleştiri, sosyal devlet kendi vatandaşını koruyan devlettir. Devlet vatandaşın soyulmasına hizmet etmez. Vatandaşının karnının doymasına, ona güzel bir gelecek vaat etmek için çalışmaya amade devlet demektir. Sosyal devlet öyle. 300 milyar doları sormuştum. Efendim? Bir de 300 milyar doların 300 milyar şeffaflığıyla dolar. İlgili şimdi, merakı giderirseniz. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek. Temiz para gelecek. Öyle uyuşturucu baronların paraları değil. Kirli para değil. Kirli parayı bunlar getirdiler mi? Getirdiler. Kaç sefer? Yanlış hatırlamıyorsam 11 kez kanun çıkardılar. 11 kez. Parayı getiren adam hakkında kirliyse
kovuşturma, soruşturma açılamayacak diye de düzenleme yaptılar. Bir adam hakkında bir kişi temiz para getirse soruşturma açabilir misiniz? Hayır. Gelen para ne? Uyuşturucu parası. Uyuşturucu parası geldi, arkadan uyuşturucu baronları da geldi. Ve bunlar Türkiye'de hesaplaşmaya başladılar. Birbirlerini öldürmeye başladılar. Türkiye için tam yüz karası bir tablo. Ben gittim, doğru. Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. Eğer siz demokratikleşirseniz, can ve mal güvenliği olursa, adalet olursa, hukukun üstünlüğü olursa, bir haksızlıkla karşılaşırsak, mahkemeye başvurursak, hakkımızı alabilirsek, biz geliriz Türkiye'de yatırım yaparız dediler. 300 milyar dolar 5 yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak. Bakın biz yatırım alanlarını da belirledik. Ben bunu da sosyal medyayla paylaştım. Ama asıl önemlisi şu. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan Akdeniz Havzası'nı özel bölge ilan edeceğiz. Bu bölge Akdeniz'in en büyük üretim merkezlerinden birisi olacak. Biz burada maden rafinerisi de kuracağız. Burada otomobil fabrikaları olacak. Çünkü bu bölgenin önemli bir özelliği var. Bu bölge Cebeli Tarık'a yakın, bu bölge Süveyş Kanalı'na yakın, bu bölge Boğazlar yakın. Yani Akdeniz'in üretim açısından en elverişli olan bölgesi. Biz ayrıca şöyle düşünüyoruz. Diyelim ki Kayseri'de fabrikanız var, Çankırı'da fabrikanız var, Sivas'ta fabrikanız var, Erzincan'da fabrikanız var. Demir yoluyla limanlara bağlayacağız. Demir yoluyla limanlara kadar ürün getirirsen ihracat için lojistik masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Böylece fabrikanın Kayseri'de olmasının veya deniz kenarında olmasının bir farkı kalmayacak. Hatta denizin kenarında ya da sahile yakın yerde fabrika kurmanın maliyeti çok daha pahalı. Anadolu'da fabrika kurarsanız bir sorun kalmamış olacak. Daha ucuza maliyetler, işçilik pek çok alanda daha ucuza ve ürününüzü de daha ucuza mal edeceksiniz, rekabet de edebileceksiniz. Bütün bunlar Anadolu'nun içi boşaldı. Biz Anadolu'nun içini yeniden harekete geçireceğiz. Anadolu büyüyecek, Anadolu gelişecek, Anadolu istihdam yaratacak. Bizim yaptığımız hesaplara göre, iktisatçı arkadaşların yaptığı hesaba göre bizim bu projemiz 5 yıl içinde yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Çünkü insanlar bu bölgeye gelecekler ve bu bölgede ayrıca katma değeri yüksek ürünler de üretilecek. Özellikle sağlık alanında. Limanlar oldukça genişleyecek limanlar ve dolayısıyla burası Akdeniz'in en büyük lojistik merkezi, en büyük üretim merkezi, katma değeri yüksek ürün üreten bir merkeze dönüşmüş olacak. Sadece bu değil, biz aynı zamanda mesela Denizli'yi İzmir'de limana bağlayacağız. Aynı şekilde pek çok yeri Gemli'ye bağlayacağız. Gemli'ye gidecek, demir yoluyla Gemli'ye bağlanacak. Oradan yapılan üretimler, Anadolu'da yapılan üretimler Gemlik'te deniz yoluyla ihracatı gerçekleşmiş olacak. Bizim düşündüklerimizi hayal edemez. Bunun neresi tefecilik? Allah aşkına bana söyler misiniz Simge Hanım? Bunun neresi tefecilik? Adam gelecek, yatırım yapacak. Tefecilik diyorsanız bunlar tefeci. Ben size rakam vereyim. 21 yılda bütçeden 21 yılda 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödediler. Bir daha söyleyeyim. 21 yılda AK Parti hükümetleri bütçeden 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödediler. 537 milyar dolar. Bu tefecilik değil midir? 85 milyon kime çalıştı? 537 milyar dolar faizi siz nasıl ödediniz? Bu milletin cebinden ödediniz. Çıksın Erdoğan desin bu rakam yanlış. Desin bakalım. Ben değil. Hazine'nin internet sitesine girin, orada görürsünüz. 250 tane Çanakkale Köprüsü demek aşağı yukarı. Yani her biri 2 milyar dolar olsa Çanakkale Köprüsü'nün bu rakama göre 250 tane Çanakkale Köprüsü yapılır. Yani. 250 Çanakkale Köprüsü yapılır. Türkiye'de üniversiteler gerçekten de bilimsel anlamda
yatırım yapsınlar diye, araştırma yapsınlar diye nanoteknoloji başta olmak üzere altyapı ve teknik yapı destekleri verilir. Ya, yapılmayacak şey kaynak yok ki. Kaynak nerede sorusunun cevabı. Kaynak nerede sorusunun cevabı bu anladığım kadarıyla. Kaynağı var Türkiye. Bakın bütün bunlara rağmen Türkiye ayakta. Yani soyulmasına rağmen Türkiye ayakta. Bu söylediğim miktar az bir miktar değil. Şimdi vatandaş şu soruyu kendisine sormalı. Vicdan sahibi her vatandaş. 537 milyar doları kimlere ödediniz? Ve nasıl ödediniz? Dersin. Biz 537 milyar dolardan söz etmiyoruz. 300 milyar dolar gelip Türkiye'ye yatırım yapacak. Zaten siz izin vereceksiniz yatırım için. Yani gelip bize borç ver ben sana faiz vereyim değil. Gelecek Türkiye'de istihdam yaratacak. Türkiye'de yatırım yapacak. Büyük avantajı var. Avrupa'daki otomobil fabrikasını sökecek veya gelecek Mersin'de veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde yapacak. Lojistik olarak her türlü destek verilecek. Afrika'ya mı götürmek istiyorsun? Daha ucuz. Başka bir yere mi götürmek istiyorsun? Daha ucuz. Orta Doğu'ya mı götürmek istiyorsun? Zaten ucuz. Demir, deniz yoluyla zaten bunları hepsini yapabilirsin. Avrupa'ya ihracat. Buradan da yapabilirsin. Akdeniz. Geniş büyük bir Akdeniz havzamız var. Çin gezisinde de oradaki yetkililerle görüşmenizi de gündeme getirmişsiniz efendim. Çinli yetkililerle görüşsünüz de gelin yatırımları Türkiye'de yapın diye çağrılarınız olmuştu. Saygı Bey, aslında herkes Türkiye'de yatırım yapmayı çok arzu ediyor. Yani bu konuda büyük bir hazırlık da var aslında. Fakat adalet olmadığı için, hukuk olmadığı için gelemiyorlar. Gelsek diyorlar. Nasıl izin alacağız? Bir de şunu söyleyeyim. Müthiş bir rüşvet çarkı var. Gelip yatırım mı yapacaksınız? Geçmişte AK Parti'de bakanlık yapan birisi bana şunu anlattı. İsmini vermek istemem kendisinden izin almadığım için. Yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'dan bir firma Türkiye'de çok büyük bir yatırım yapmak istiyor. Olağanüstü rüşvet istiyorlar. Bu parayı vermeniz lazım diye. Bakın güneş enerjisi içinde megawatt başına kaç dolar istendiğini de bugün bana yatırım yapanlar istedi. Rüşvetsiz şu anda iş yapılmıyor. Diyorlar ki herkes rüşvet alıyor. Alttaki de diyor ben de alacağım diyor. Bu Sayın Bakan'ın anlattığı olay büyük bir yatırım yapılacak. Rüşvet isteyince Sayın Bakan'ı davet ediyorlar. Diyorlar ki ya siz Türkiye'de bakanlık yaptınız. Bizden rüşvet istiyorlar. Biz halka açık bir şirketiz. Bizim bütün hesaplarımız denetimde. İstedikleri para hani böyle 5-10 bin dolar değil, milyar dolar. Biz bu parayı ödeyemeyiz. Biz bir yatırımı nasıl yapacağız diyorlar. Ve yatırımı yapmaktan vazgeçiyorlar. Evet. Yani şimdi bunu bütün Avrupalı biliyor. Bütün Avrupalı yatırımcılar biliyor. Rüşvetsiz Türkiye'de iş yürümüyor. Rüşvetini vereceksin. Bunun aracıları var zaten. Bunun aracıları var. Yani bürokrasiyle rüşvet arasında aracılar var. Bunlar kurulmuş aracılar. Parayı birisine veriyorsunuz. Gidip sizin açınız, sizin istediğiniz yatırım izni alıyor ve geliyor. Bu var. Evet. Şimdi biz bunları arındırdığımız zaman, devleti saygın bir devlet kıldığımız zaman, rüşvetten arındırdığımız zaman yatırımcı gelecek, yatırımını yapacak. Siz izni vereceksiniz, Türkiye'de istihdam yaratacak, ihracatını yapacak, Türkiye döviz kazanacak, istihdam olacak. Her şey mümkün. Bunlar her şey. Bakın, o kadar büyük fonlar var ki bekliyor. O fonların hepsi Türkiye'ye. Ben 300 milyar dedim ama aslında çok daha büyük rakamlar Türkiye'ye gelecek. Yeter ki dürüst bir yönetim olsun, adaletli bir yönetim olsun. Efendim, bu adaletli yönetim için ben bugün İşte TESK Genel Başkanı Bendevi Bey'e, işte Türk İş Genel Başkanı evet. Ergün Atalay'a, işte Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'e sordum. Dedim ki, siz dedim bugün Kemal Bey'e dedim ne sormak isterdiniz diye. Evet. Onlar da sordular. Ben ama tabii arkadaşların vaktini almamak açısından bölüm bölüm soracağım. Mesela TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken diyor ki, Genel Başkan acaba diyor, şu anda 2 milyon 250 bin diyor esnafımız var ve acil olarak diyor EYT sorunumuz devam ediyor. İşte esnaf 9 bin günde emekli edilirken yanında çalışan 7 200 günde diye bunlarla ilgili bir bölüm belirtiyor ve buna çözüm bulacak mı? İkinci bölümde de diyor ki, perakende yasası diyor marketler
marketler fiyatların artırılıyor. Çünkü 15 bin zincir market var. Bir anda düğmeye bastıkları zaman işte pirincin fiyatı bu kadar, şu kadar anında zam yapıyor ve küçük esnaf bitir diyor. Üçüncü de diyor ki insanların diyor işte otobüste ulaşım konusunu evet. deyince ticari araçlarda diyor akaryakıt KDV oranı kaldırılırsa veya azaltılırsa taşımacılık ucuzlar. Bu da halkın memnun eder. Halk otobüsleri içinde işte mazotu veya işte kullandığı evet. diğer şeyler. Bu da vatandaşa da yansır ve büyük rahatlık yaratır diyor. Siz ne dersiniz efendim? Şimdi esnafın büyük sıkıntıda olduğunu biliyorum. Pandemi döneminde de özellikle esnaf uzun süre kapalı kaldı. Onu da biliyorum. Pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini sıfırlama sözü verdik. Hiç o konuda herhangi bir tereddüt yok. Dükkan kapalı. Onlara kredi verdiler geçinsinler diye. Bir de üstüne faiz yüklediler. Ya adamın dükkanını kapatmışsın. Adam nasıl faiz ödeyecek? Gelir bile yok. Faizini sileceğiz. Bu konuda emin olmalarını isterim. Sadece onların değil, çiftçilerin de aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Ana parayı da makul taksitlerle geri alacağız. Zincir mağazalarla ilgili olarak, evet zincir mağazalar mahalle arasına kadar girdi. Esnafın rekabet etme şansı yok. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı var. Onlarla ilgili özel bir düzenleme getirmek lazım. Sadece zincir mağazalar değil, alışveriş merkezleri içinde haftada bir gün tatil zorunluluğu getirmek lazım. Hafta ortası olabilir. Örneğin çarşamba, örneğin perşembe. Bu Fransa'da var, diğer ülkelerde de var. 7 gün açık, orada çalışanların bir sefer tatili yok. Perişan vaziyetteler evet. onlar. Bunun da bir gün kapatırsanız, kapatmaz getirirsiniz, bir gün kapalı kalırlar. O gün insanlar tatil yapar, o gün gider esnaftan alışverişlerini yaparlar. Bu da batılı ülkelerde uygulanan bir kural. Biz de kendi ülkemizde uygulamalıyız. Esnafın özel olarak korunması lazım. Ben mesela deprem bölgesinde de esnafların önce süratle dükkanlarını açması ve dolayısıyla vatandaşın en azından alışveriş yapabilecek pozisyona gelmesi gerektiği üzerinde de durdum ve bu konuda da önce esnaf için bir şeyler yapın, küçük dükkanlar yapın, insanlar burada çalışmaya başlasınlar diye. Sosyal güvenliklerine gelince esnafın sosyal güvenliği doğru 9000 gün üzerinden, diğerleri daha düşük bir gün üzerinden hesaplanıyor. Çünkü esnaf dükkanında kalıyor ve sürekli orada. Ama işçi belli aralıklarla işinden olabiliyor, görevine, işine son verilebiliyor, yeniden iş arayabiliyor. Dolayısıyla onun sürekli çalışma şansı yok. Ama prim gün sayısı düşük bile olsa emekli olmak için belli bir yaş dilimini Bağkurlu gibi doldurmak zorunda. Orada Bağkurlu'nun haklı olduğu bir şey var. Daha fazla prim ödemesine karşın düşük gelir alıyor, düşük aylık alıyor. Bu büyük bir haksızlık aslında. Benzer haksızlığı işçiler için de görmek mümkün. Buradaki en büyük zaaf milli gelir artışından eskiden pay veriliyordu emeklilere, pay vermemekle ilgili bir yasal düzenleme yaptılar. Dolayısıyla emeklilik sisteminin tümüyle yeniden ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Tümüyle yeniden ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Ulaşım konusunda ne dersiniz efendim? Ulaşım konusunda Şimdi benzer açıklamayı Mansur Bey de sıkça söylüyor. Yani %18 diyor KDV ödüyoruz. Halbuki diyor olmaması lazım. Evet. Şimdi ulaşım konusunda yardım yapılabilir. Yani katma değer vergisi oranı düşürülebilir. Bunun bir hesabının yapılması lazım. Orada asıl olan şu. Keşke Bendevi Bey onu söyleseydi. Şimdi 65 yaş ve üstü olanlar bedava biniyorlar. Şimdi vatandaş diyor ki otobüs şoförü güzel bedava götüreyim. Ama bunun parasını bana ver diyor. Bunun parasını çok düşük fiyatla veriyorlar. Evet. Dolayısıyla kişi rahatsız oluyor. Yani benim bir otobüsüm var, halk otobüsüm var. Devlet karar almış, 65 yaş üstü olanı bedava taşıyacaksın diye. Tamam, bedava taşıyorum. Kardeşim parasını ver. Sen devletsin, ben devlet değilim. Ben vergi de toplamıyorum. Sen diyorsun bunu bedava taşı, sana parasını vereceğim. Yolcuyu kaça taşıyorsam onu da aynı fiyatta taşıyayım. Sen de bana parasını ver. Vermiyor parasını. O paranın verilmesi lazım. O nedenle bizim pek çok belediyemiz, İstanbul bunlardan güzel bir örnektir. Bu sorunu çözdü. Kendisi büyük ölçüde katkı yapıyor. Diğer belediyelerimiz de halk otobüslerine katkı yapıyorlar. Yani. Akaryakıt yardımı yapıyorlar. Ama bunlar geçici çözümler.
devlet bir karar alıyorsa onun yükümlülüğü, mali yükümlülüğünü vatandaşa yıkamaz. Karar alıyorsan devlet olarak sen o yükümlülüğü üstüne alacaksın. Vatandaş da hizmet edecek yani. Ben de bir bey adına teşekkür ettik efendim. O biraz sonra herhalde daha diğerlerine de sırayla sorarsınız. Reklama gitmeden sizin galiba sormak istediğiniz var. Hızlanırsak bence hepsini sorabileceğiz. Ben yiğitlerinizi soracağım. Yiğitlerim diye tanıttınız seçmenleri. Sokakta da bir sinerji görüyoruz. Yani evet. Üçlü olarak gittiğiniz her yerde bir sinerji var. Evet. Bundan memnun, iyi ki böyle bir kaza yaşamışız da böyle bir sonuç ortaya çıkmış hissini yaşıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Yani çünkü ilk planlarınızda bu yoktu. İlk planlarınızda bu yoktu. Evet. İşte o Meral Hanım'la yaşadığınız sorundan sonra ortaya çıktı. İyi ki olmuş diyor musunuz? Ben bunu merak ediyorum. Hayır, keşke olmasaydım. Yani gerçekten samimi söylüyorum. Keşke olmasaydı. Tabii o günün koşullarını, o gün atmosferi... Yok, ben şeyi demiyorum. Yaşanan olayı demiyorum. Yani Mansur Bey, yanlış anlaşılır şimdi onu suistimal ederler. Mansur Bey ile Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, aday olarak sizin yanınızda bu kampanya döneminde bulunmalarını kastediyorum. Tabii son derece memnunum. Son derece memnunum. Bugün kalp işareti öğrendiği anları da paylaştı Sayın Yavaş. Evet, sizden. Evet. Kaptım evet. Bu. Son derece memnunum. Şunun için memnunum. Yani şimdi bakınız, kentsel dönüşüm yapılacak İstanbul'da. Deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Ya 99 depremin üzerinden kaç yıl geçti? Geçen ben AFAD'a gittiğim zaman bana anlatıyorlardı. İşte TOKİ şunu yaptı, TOKİ bunu yaptı. Dedim Allah aşkına, TOKİ İstanbul'da çok şey yaptı, doğrudur. Lüks binalar yaptı, ben de tanıyayım. Bağcılar yerinde duruyor mu? Duruyor. Sultanbeyli yerinde duruyor mu? Duruyor mu? Burada kentsel dönüşüm oldu mu? Olmadı. Ama denizin kenarında, üstelik bütün manzarayı kapatan lüks konutlar, binalar, bütün bunların hepsi yapıldı. Kentsel dönüşüm yok. Mansur Bey burada, Ekrem Bey İstanbul'da hem kentsel dönüşümü yapmak, hem depreme dayanıklı dirençli konutlar yapmak, insanların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak. Bazı mesela Bağcılar'da yeşil alan yok. Ya bu da insanlarımız yaşıyor. Buranın yeniden yapılanması lazım. Kentsel dönüşümü sağlanması lazım. Dolayısıyla bu konuda irade ortaya koyuyor Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Fakat saraydan bekledikleri kararlar bir türlü çıkmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak inşallah gelecek. Kendisine izin verilmeyen pek çok kararı kendisi imzalayıp uygulamaya koyacak ve gidecek, orada tamamını yapacak. Yıllardır dile başvurmuşuz, bize izin vermiyorlar diyor. Niçin? Ya başarılı olurlarsa? Zaten başarılılar. İzin ver kardeşim. Kendi imkanlarıyla yapacak bunu. Aynı şekilde Ankara için de ciddi zorluklar çıkardılar. Şimdi iki büyükşehir belediye başkanı sadece kendi belediyeleri için değil, bütün belediyeler için hiçbir ayrım yapmaksızın herkese bekledikleri o dönüşümü sağlamak, bekledikleri o gecikmeden kaynaklanan yavaşlamayı ve sorunları çözmede yetersizliğin ortaya çıkmasını sağlayan bir tabloyu ortadan kaldıracak. Çünkü bakacak başkan, diyecek ki ya ben belediye başkanıyken, büyükşehir belediye başkanıyken bu kadar sıkıntılarım vardı. Diğer belediyeler için de var olan sıkıntıları süratle ortadan kaldıracağız. Kampanyada faydasını görüyor musunuz? Efendim? Kampanyada faydasını görüyor musunuz? Kampanyada faydasını görüyorum tabii. Mansur Bey de, Ekrem Bey de seviliyorlar zaten. Onlar da çıkıyorlar, onlar da konuşuyorlar. Onlar da hem kendi belediyelerinde yaşadıkları sorunları nasıl açtıklarını anlatıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin bir değişime ihtiyaç olduğunu da vurguluyorlar. Memnunuz. Efendim ben 14 Mayıs ve sonrasına dair senaryoları sormak istiyorum size. Soruyu yine aslında kategorize etmek isterim. İlki şu, birinci turda seçimin sonuçlanacağını düşünüyor musunuz? Evet. Eğer ikinci tura kalırsa... Kalmaz. Birinci turda sonuçlanır. Peki kalırsa bunun iktidara yarayacağı yönünde yorum yapanlar var. Buna katılıyor musunuz? Hayır. Birinci turda bu iş bitecek. Peki. Çünkü ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olan gençler. Biz değiliz.
yaklaşık 5 milyon 300 bin genç, yanlış hatırlamıyorsam, ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak. Şimdi bu gençler var olan düzenden zaten şikayetçiler. Memnun değiller. Bütün mesele gençlerin sandığa gitmesi ve oy kullanması. Yani onları sandığa götürmemiz lazım. Hı hı. Sandığa gidecekler, oy kullanacaklar. Dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Gençlere şunu söylüyorum. Eğer siz sandığa gider, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirirseniz dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacaksınız. Hı hı. Ve dünya siyaset tarihini yazanlar diyecekler ki Türkiye'de otoriter bir yönetimi, gençler sandığa gitti, demokratik yollarla oy kullanarak değiştirdiler ve demokrasiyi güçlendirdiler, pekiştirdiler diyecekler. Dolayısıyla gençleri olayı böyle anlatıyorum. Gençlerin mutlaka sandığa gitmelerini ve oy kullanmalarını istiyorum. Sorumun son kısmı da şu şekilde. Cumhurbaşkanlığını kazandığınız ancak parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği bir tabloyla karşılaşırsanız o senaryo için özellikle parlamenter sistemi geri getirmeyi vaat eden Millet İttifakı adına eylem planınız, hareket planınız nasıl olacak? Parlamentoda çoğunluğu alacağız. Öyle bir tablo var. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunanlar bu çoğunluğu alacaklar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Partililer de zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyecekler. Çünkü parlamentoda olduklarında tabloyu gördüler. Siyaset yapamıyorlar. Siyaset yapma hakları ellerinden alındı. Onları da ikna edebilir misiniz? Yani İkna değil. Zaten istiyorlar. Yani onlar belki çıkıp kamuoyunun önünde bunu çok net ifade etmiyorlar ama arkadaşlar görüşüyorlar, parlamentoda konuşuyorlar. Var olan sistemin kendilerinin siyaset yapma haklarını tümüyle ellerinden aldığını, siyaset yapamaz noktaya getirdiklerini, iradelerinin ipotek altına alındığını onlar da söylüyorlar. Gerçek de bu zaten. Efendim, birinci parti olamazsanız, AK Parti birinci parti olursa ama çoğunluğunuz olursa ve anayasayı değiştirip parlamenter sisteme geçerseniz görevi en fazla milletvekili olan partinin liderine vermek durumunda kalırsınız. Böyle bir durumda o zaman gelir her şeyi konuşuruz ama hem çoğunluğu alacağız, parlamento çoğunluğu alacağız ve gerçekten bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten partiler arasında uzlaşma kültürünü getireceğiz. Parlamentoya yasa gönderirken mutlaka sivil toplum örgütünün görüşünü alacağız. Her düzenlemeyi Ekonomik Sosyal Konsey'in önüne götüreceğiz. Ekonomik Sosyal Konsey'i bakacak buna. Dolayısıyla toplumu dışlamadan, mesela esnafla ilgili bir düzenleme yapacaksak mutlaka hem esnafların, birliklerin, aynı zamanda o konuda var olan sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşları dışında onların da görüşleri alınacak. Bunlar aynı zamanda komisyonlarda konuşma hakkına da sahip olacak. Yani çok farklı bir Türkiye düşünüyoruz. Çok farklı. Gelecek oraya, Mimarlar Odası anlatacak, neyin ne olduğunu anlatacak, bütün milletvekilleri dinleyecek onu. Ekonomik Sosyal Konsey'de bütün bunların hepsi tartışılacak. İşçisi, işvereni, sanayicisi, ihracatçısı hep beraber yapacağız ve bu sorunu orada önce masaya yatıracağız. Çünkü sorun sadece bir kişinin sorunu değil. Bazen sorun birden fazla katmanı ilgilendiren bir sorun. Orada oturulacak, tartışılacak, olgunlaştırılacak, parlamentoya gönderilecek. Ben parlamentoda çok temel yasaların oy birliğiyle çıkacağına da inanan birisiyim. Ne var? Türkiye ile ilgili Türkiye'nin lehine bir yasa getirmişiz. Niye karşı çıkacaklar? Karşı çıkmak doğru değil ki. Parlamentoya gelen bir yasa Türkiye'de vatandaşın lehine ise zaten çoğu zaman oy birliğiyle çıkıyor. Biz de Türkiye'nin çıkarlarına uygun bütün yasaları getireceğiz. Örneğin Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Bak, bizim hedeflerimizden birisi de şu. İlk 3 ay içinde biz Avrupa Birliği ile olan vize sorununu aşmak istiyoruz. Düzenlemeleri yapacağız. Efendim illa bize birisi dayatsın, efendim siz bunu yapın diye dayatma kültürü içinde iş mi yapılır? Bizim aklımız yok mu? Bizim irademiz yok mu? Avrupa'nın öngördüğü demokratik kuralları kendi ülkemize, kendi irademize getirebiliriz. Yani bizim ülkemizin insanı 3. sınıf demokrasiye mi layık? Hayır. 1. sınıf demokrasi. Getireceğiz. Vizeyi kaldıracağız. Gençlerimizde, sanayicilerimizde, tüccarımızda, sade vatandaşımızda vizesiz Avrupa Birliği'ne gidip gelebilsin. Niye olmasın? Bütün bunları yapmak mümkün ve bunları yapma konusunda da karar aldık. Bir şey daha ifade edeyim. Bakın, bizim siyasi tarihimizde bir ilktir. Biz bir ortak mutabakat metni hazırladık. 2400'den fazla madde var orada ve bu bir hükümet programıdır aynı zamanda. Ve 6 lider
farklı görüşlerde olmasına karşın 6 lider 2400 temel madde konusunda uzlaştık ve biz bunları hayata geçireceğiz dedik. Dolayısıyla iktidara geldiğimizde ne yapacağız diye değil, ne yaptığımız belli. Oturmuşuz, hazırlamışız. Cumhur İttifakı'nın var mı böyle bir şey? Yok. Ne yapacağını söylüyor mu? Bir kişi konuşuyor. Peki kaynak? Peki diğerleri? Peki söylediği sözler bugüne kadar niye yapmadın? Şimdi niye söylüyorsun? Bizim söylediklerimizi niye tekrar ediyorsun? Oturup bir araya gelip oturup tartıştınız mı? Oturup konuştunuz mu? Akademik dünyanın görüşünü aldınız mı? Hayır. Ama biz bunların hepsini tam bir yılı aşkındır yapıyoruz. Bize ne diyorlardı? Efendim bu altı lider oturuyor dağılıyor bir şey yapmıyor. Ya 2400 madde konusunda uzlaştık biz. 2400 esnafından sağlığına kadar, üniversitesinden dış politikasına kadar, savunma sanayinden tutun teknolojiye kadar bütün alanlarda ortak görüş belirlendi. Ve her birisi için uzun uzun akademik dünyadan yardım aldık, bürokrasi dünyasından yardım aldık, siyasetçilerden yardım aldık. Bütün bunların hepsi olgunlaştırıldı, siyasi liderlerin önüne kondu ve ondan sonra oturduk, o metni hazırladık. Aynı şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistem nasıl olacak, bunlarla ilgili çalıştık. Yani kazandıktan sonra oturup çalışmak yerine kazanmadan önce bütün bunların hepsini yaptık. Çünkü kazandığımız zaman düğmeye bastığımızda neleri yapacağımız hepsini biliyoruz. İlk bir numaralı kararname ne olduğunu biliyoruz. İki numaralı kararname ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar üzerinde de teknik çalışmalarda yapılıyor zaten. Pekala. Reklama gidelim. Sayın Genel Peki. Başkan, reklamdan sonra devam edeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'le sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Sosyal medyadan yazdıklarınızı da takip ediyoruz. Elbette süremiz dahilinde onları da seslendirmeye, dile getirmeye çalışacağız. Kısa bir aranın ardından buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'le birlikte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorularımızı yöneltmeyi sürdürüyoruz. Reklam arasında elbette sosyal medyadan yazdıklarınıza baktık. Emekçinin, işçinin, sağlık çalışanının, öğretmenin haklı talepleri bitmiyor elbette. Hepsini seslendirmeye vaktimiz kesinlikle yetmez. Ama bir soru bununla ilgili Saygı Bey sormak ister biliyorum. Çünkü gerçekten bu alın teri çok önemli bir konu. Zaten çok soru var çünkü hepsi vaktimiz içerisinde yetişemeyeceğiz. Türk İş Genel Başkanı ile konuştuk, sendika genel başkanları ile konuştuk, eğitim sendikası genel başkanı ile konuştuk, ziraat mühendisleriyle. Onlar da sorular sordular. Sayın Genel Başkan'a sordukları soruları burada vaktimiz sınırlı olduğu için soramayız ama kendisine de takdim edeceğiz. Efendim, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var ve bu emeklilerin başkanı Kazım Ergün'le bugün konuştum. Kazım Bey dedim, Genel Başkan'a siz ne sormak istersiniz? Ben dedi şunu soruyorum dedi. 2000 sonrası emekli olanların intibakları yapılmadığı için 2000 öncesi emeklilere göre hak kayıpları var. Bu konuda siz ne yapacaksınız? 7500 liranın altında aylık alanlara zam yapılırken üstünde olanların aylıkları artış olmadı. Böylece ayrımcı uygulama oldu. 7500 üstünde aylık alanlara zam yapılacak mı? Bayram ikramiyesi asgari ücrette endeksleyeceğini söylediniz. Bu gelecek dönemlerde de devam edecek mi? Memurlar da bayram ikramiyesi onu da ayrıca soruyorlar. Bir de efendim sizin en hassas olduğunuz konu sosyal güvenlik sistemi Türkiye'de adeta yamalı bohçaya döndü. Ve bunu nasıl düzelteceksiniz? SSK'ya özel yapıya kavuşturacak mısınız? Son sorudan başlayayım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hazineye bağlanması lazım. Evet. Yani Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamından alınıp hazineye bağlanması lazım. Çünkü bu bir para meselesidir. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı hangi bakanlığın bünyesindeyse bunun da orada olması lazım. Birinci şey bu. Bunu ben kurumun genel müdürlüğünü yaparken de söylemiştim. Oraya bağlanması gerektiğini söylemiştim. Hatta pek çok o dönem bakan da istemişti ama bakanlar arasında çekişme vardı, olmadı. İkincisi, sistemin yeniden ele alınması lazım ve bu sorunun Türkiye'nin temel sorunlarından birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı birbirimizi suçlamak yerine oturup bu sorunu çözmek açısından aktüerlerin de asıl rol aldığı bir pozisyon içinde bu sorunun çözülmesi lazım. 2000 öncesi ve sonrası intibakların yapılıp yapılmaması, yapılmadı intibaklar. Gerçekten şimdi düşük
emekli aylığı alanı 7500'e çıkardınız. Daha fazla prim ödediği halde 7500 lira alan, yani az prim ödeyeni ödüllendirdiniz, çok prim ödeyeni cezalandırdınız. Bu yanlış. Devlet adaletli olmak zorundadır. Aşağıdaki kişinin aylığını yükseltiyorsanız yukarıdakini de yükselteceksiniz. Yani adaleti sağlayacaksınız. Yoksa sadece herkesi eşit derseniz, o zaman benden niye fazla prim aldınız? Benden fazla prim almasaydınız, ben düşük prim öderdim, aynı maaşı alırdım. Dolayısıyla devlet uygulamalarıyla adaletsizlik yapan değil, tam tersine var olan adaletsizlikleri gidermek zorundadır. Bununla ilgili bir düzenlemenin kesinlikle yapılması lazım. Başka hangi soru 15 var? 15 milyon bu bankaya yatırılacaklar. 15 bin lira. Asgari ücreti endeksli mi yapacaksınız? Evet, 2015 yılından beri emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilmesini, asgari ücret tutarı ikramiye verilmesini istemiştim. Önce itiraz ettiler, para yok dediler, parayı nereden bulacaksın dediler. Sonra verdiler ama düşük bir rakam verdiler. Uzun süre o düşük rakam devam etti. Sonra seçim satım haline girince rakam biraz yükselttiler ama asgari ücreti gene vermediler. Ben söz verdim bütün emekli. Evet, Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğiniz zaman 15 bin lira bayram ikramiyesini göreceksiniz. Bu yılın size ödenmeyen, Ramazan Bayramı'nda ödenmeyen farkla asgari ücret kadar olan farkı. Bunu gelecek yıllarda da endeksleyeceksiniz. Zaten öyle olması lazım. Asgari ücreti endekslenmesi lazım. Evet. Zaten yılda iki kez veriyorsunuz. Ayrıca bizim bir hedefimiz daha var. Öğretmenlere de öğretmenler gününde bir maaş ikramiye verme şeklinde. Öğretmen kadar bir toplumu ileriye taşıyan başka bir faktör yoktur. Dolayısıyla öğretmeni ödüllendirmeniz gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenler dahil midir? Öğretmenlerle ilgili özel bir yasa çıkarmanız lazım. Meslek kanunu çıkarmanız lazım. Çıkarttılar, ondan çok şikayetçiler biliyorsunuz. Ama çıkardılar da bir işe yaramadı. Evet. En çok öğretmenler şikayet ettiler. Necla Hanım da bugün onu soruyor. Evet. Eğitim Sen Başkanı da onu sor. Efendim, onunla bağlantılı olduğu için soralım. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisi var. Evet. Bu sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz diyor Ergün Atalay, Türk İş Genel Başkanı. Çözeceğiz tabii. Bakın, gittiğim iki yerde taşeron işçileri mitinge gelmek istemişler, kendi sorunlarını aktarmak için. İzin vermemişler gidemezsiniz diye. Ben ama söyledim, izin vermeseler bile biz o sorunu çözeceğiz diye. Taşeron işçileri sorunu çözeceğiz. Saygı Bey, devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadro işçi çalıştırır. Devletsiniz. Ne demek taşeron işçi? Devlet ücretli öğretmen çalıştırmaz. Kadrolu öğretmen çalıştırır. Devlet sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz. Kadrolu öğretmen çalıştırır. Siz devletsiniz. Siz sosyal devletsiniz. Siz aynı işi yapana birisine 100 lira veriyorsunuz. Aynı işi yapan birisine de 50 lira veriyorsunuz. Adaletsizliği yaratan devletin kendisi. Siz bu uygulamaları kaldırmak gerekiyor. 100 bin öğretmeni 657'ye tabi memur adayı olarak alacak. Evet, evet, bütün öğretmenler kadrolu 657'ye tabi olacak. Daha bizim bir adım ötesi, öğretmenler için özel bir yasa çıkması lazım. Özel, tıpkı hakimler ve savcılar için nasıl özel bir yasa varsa, öğretmenler için de ayrı bir yasanın mutlaka çıkması gerekiyor. Pekala. Evet, ben şimdi... Saygı Bey, bir soru daha var. Efendim vardı. Var, onu da soralım. Mesela Yol İş Genel Başkanı Ramazan Ağar diyor ki, köylerde diyor köy hizmetleri genel müdürlüğü vardı. Köylere en büyük... Köylere hizmet verildi. Bunlarla gidilirdi. Bugün köylere hizmet gidemiyor. Evet. Büyük şehirlere bağlı olduğu, evet, nedeniyle. Çünkü fırsat bulunamıyor. Diyor ki böylece diyor, tarım ve hayvancılık da o köylerde geriye gidiyor. Köylerle giderek diyor yeniden diyor bir köy hizmetleri genel müdürlüğü veya benzer bir köylere hizmet götürecek bir sistem kurulacak mı? Çünkü köy hizmetleri kalktıktan sonra tarım hayvancılık da inanılmaz ölçüde. Köylerin içi boşaldı, daha sonra köyler boşaldı büyük ölçüde. Biz kırsalda çalışan insanları kırsalda tutmak için gençleri ve kadınları, onların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani gençler kırsalda çalışacaklar, üretecekler, kadınlar çalışacaklar, üretecekler ve onların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Yeri zamanı gelince de emekli olacaklar. O zaman efendim bir sorum daha olacak. Bir şey daha söyleyeyim Saygı Bey, bütün köy okullarını açacağız. Köylerde sadece imam, sadece imam olmayacak. İmam olacak, öğretmen olacak, ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, veteriner hekim, veteriner
teknik eleman bunlar olacak. Hayvancılık yapıyorsa, öbür türlü toprakla ilgileniyorsa, tarım yapıyorsa, toprak analizlerini vesaire falan ziraat mühendisleri yapacaklar. Yani kırsalda aynı zamanda entelektüel düzeyi yüksek bir yapı da oluşturacağız. İnsanlar orada çalışacak, üretecek ve kazanacaklar. Doğdukları işte yerde efendim, doyacaklar diyorsun. Doyacaklar evet. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suişmez'e tam sizin bahsettiğiniz konuda sorusu oydu. Uzun vadeli planlarla bitkisel ve hayvansal üretim kendi kendimize yeteceğimiz döneme gelebilecek miyiz? Her köye ziraat mühendisi az önce bahsettiniz. Evet. İstihdam kamu üzerinden mi yapılacak? Kamu üzerinden. Çünkü, kamu üzerinden. Çünkü diğerlerinde muhtarlar ve ziraat odaları tarafından ödemeleri yok. Ziraat, şimdi, çoğu bıraktı işlerine son verildi. Bunlar getirdiler yükü ziraat odalarına. Ya ziraat odasının geliri ne? Düşük aylık veriyor. Bunlar geçinemiyorlar. Ama siz kırsalda görevlendireceksiniz. Ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veteriner hekim, ben veteriner teknik okulu var. Oradan mezun olanlar. Hayvancılık yapıyorsa bunlar. Hayvanların aşıları yapılacak, bakımı yapılacak. Ziraat mühendisleri toprak analizi yapacak. Çünkü biz havza bazlı planlama yapacağız. Havza bazlı. Kim neyi ekeceğini önceden bilecek ve kaşa satacağını da bilecek. Oradaki formülümüz şu. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Böylece hiçbir çiftçi zarar etmeyecek ama havza bazlı planlamaya uyduğu sürece. Sen buğday ekeceksin kardeşim. Siz pamuk ekeceksiniz. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre, toprağın verimine göre neyse onu onlar planlayacak. Mühendisler planlayacaklar. Herkes ekecek. Geliri bilecek. Maliyeti çıkacak ortaya. Makul bir kar ilave edilecek ona. Eğer onun üstünde bir fiyatla çiftçi satıyorsa, ihracat yapıyorsa satsın tabii. Her türlü teşvik verilir. Ama onun altına düşerse, maliyetin altına düşerse taban fiyat, o zaman devlet bunu satın alacak. Ve dolayısıyla çiftçinin zarar etmesinin önüne geçmiş olacak. Deniz Bey, hızlı. Ben de 3 tane soru soracağım. Bir, söylediğiniz Atatürk Genelkurmay ile Diyanet'i birlikte kurmuş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı cami avlusunda dedi ki bunlar dedi gelince Diyanet'i kapatacaklar. Evet. Onu araştırdınız mı? Kim söylemiş Diyanet'i kapatacağını? Doğrusunu isterseniz bunu duyduğumda şaşırdım önce. Ya kim söylemiş bunu diye yani Diyanet'i kapatacağız diye. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Ya niye kapatalım? Akıl var, mantık var. Tam tersine güçlendirilmesi lazım. Tam tersine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın topluma hizmet etmesi lazım. Topluma sevgiyi, saygıyı öğretmesi lazım. En büyük arzumuz bu. Niye? Yani kim söylemiş bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok yani. Söylememişse o zaman cami avlusunda yalan söyleniyor. Sayın Sarakadıgil'in böyle bir inanç başkanlığı kurulacağı yönünde bir açıklaması vardı. Acaba onunla mı karıştırıldı diye düşünüyorum ben de. Şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan kişi ortaya söz söylemez. Varsa bir şey isim verir, yer verir, zaman verir, hitap eder. Şimdi siz kalkıyorsunuz, camileri siyaset arenası haline getirdiniz. Ya ibadethaneler ne zamandan beri siyasetin aracı olmaya başladı? Simge Hanım, kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Başka kimse bilemez. Böyle bir yetki hiç kimseye verilmemiştir. Benim yüreğimi kim bilir? Benim inancımı kim sorgulayabilir? Dolayısıyla birileri ortaya çıkıyor, kendisini başka bir pozisyonda inançları sorguluyor, camileri siyaset arenasına döndürüyor. Yazıktır, günahtır bu topluma ya. Ayrıştırmayın, bölmeyin bu toplumu ya. İnsanlar gitsinler temiz bir mekanda ibadetlerini yapsınlar. Bakın ben bütün belediye başkanlığı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bulunduğunuz, yönettiğiniz beldede cami, cemevi, kilise, havra ne varsa hepsini tertemiz yapacaksınız. Ya insanlar gidip orada Allah'a ibadet edecekler. Siz o imkanı sağlayacaksınız onlara. Bunu şu anda bizim bütün belediye başkanlarımız yapar. Hiçbir ayrım yapmazlar. İnsanlar gidecek, ibadetini yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatır. Kim söylemiş Allah aşkına ya? Kapattırır mısınız? Aklı olan birisi söyleme zaten. Niye kapatalım arkadaş ya? Niye kapatalım yani? Siz kapattırır mısınız? Hızlı. Yok efendim ya. Efendim o zaman tamam. İkisi tamam. Söylüyorum. Süremiz çok daraldı dilerim. Çünkü tamam. Size son bir tane deniz, tanıyalım. Konuyla bağlantılı benim soru değil sadece tamam. Bir yorum. Geçen Ali Nail Erdem eski bakanımızla Onunla sohbet ediyorduk. İşte benim bir yazımla ilgili konuşuyorduk. Evet. Dedi ki Hazreti Muhammed döneminde
İşte bir vatandaş hayatını kaybetmiş, cenazeyi sonradan geçirirken orada diyorlar ki işte Hazreti Muhammed ayağa kalkıyor o cenaze oradan geçerken. Yanındakiler geliyor ama diyor bu Müslüman değildi diyor. Ama diyor onun içerisinde bir insan vardı diyor. Öyle. Bu kadar efendim. Öyle. Efendim ikinci sorum özellikle Sayın Nurettin Nebati bunu çok kullanıyor. İşte Numan Kurtulmuş da söyledi. Biz TOG diyoruz, onlar soğan cücüğü diyor. İşte biz kızıl elma diyoruz, onlar kıyma diyor vesaire gibi bir eleştiri var size dönük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üçüncü sorum da şu. 15 Mayıs sabahı seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı olarak netleşti. Fakat mazbatayı hemen alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir görev devir teslimi falan. O arada mesela dolar şu anda baskılanıyor. O baskı kalkarsa o görevdeki bürokratlar sizi zor durumda bırakmak için ekonomik koşullarda ciddi tahribat yaratacak bir takım işlemler yaparlarsa mesela dolar 20 evet. lirada tutuluyor. O baskıyı kaldırdıkları anda o gün 15 Mayıs'ta 30'a çıkarsa mesela. Ya bunları hep düşündünüz mü, konuştunuz mu, önlemleriniz var mı? Vatandaş bunları da merak ediyor. Çünkü yani. Ben güvenlik konusunu sormuyorum. Acaba bırakırlar mı, teslim ederler mi? Yoksa işte bu kadar silahlandılar vesaire diyenler de var da. Ben bu ekonomik kısmını daha ciddiye alıyorum. Yani bu konuda bir hazırlığınız Şimdi var önce, mı? Önce Sayın Nebati'nin söylediği işte biz kızıl elma diyoruz onlar bir şunu söylüyorlar diye. Yani öyle bir nokta ki sanki savunma sanayini onlar kurdular, ondan önce hiç yoktu. Dolayısıyla biz savunma sanayine dolaylı olarak sanki karşıymışız gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte biz TOG diyoruz, onlar başka şey söylüyor diye. Bir, savunma sanayi milli bir meseledir. Bunun partisi olmaz. Ülkenin çıkarı neredeyse olur. Ben onun bilmediği kadar, Nebati'nin bilmediği kadar bu devletin bilgilerine sahip olan birisiyim. Nebati daha dünkü insan. Devletin ne olduğunu Nebati bilmez. Bakın, şu gizli ibareyle Türkiye'de savunma sanayini geliştirme stratejisi belge. Başbakanlık Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmış. 16-11-1976 tarih ve 100 sayılı kanun kabulü 91 sayılı kanuna göre bakanlar kurulunca tarihinde kararlaştırmıştı. Türkiye'de savunma sanayinin gelişme stratejisi diye bir belge. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan devam edip gidiyor. Alparslan Türkeş'in de imzası var. Kaçının bundan haberi var? Savunma sanayi dünkü bir şey mi ya? Savunma sanayinin derinliğini dahi bilmiyorlar. Derinliğini dahi bilmiyorlar. Savunma sanayine niye karşı olalım? Sen kızıl elmayı yaptığında biz karşı mı çıktık? Ben defalarca söyledim. İki Telli'de damat, İki Telli'deki küçük bir fabrikada çalışırken o fabrikayı gidip ziyaret eden benim. Onun önüne engeller çıkarılırken o engelleri aşması için ona yardım eden kişi benim. Niye karşı çıkalım? İyi bir kadrosu vardı, donanımlı bir kadrosu vardı, gayet güzel çalışıyorlardı. Niye karşı çıkalım? Keşke daha fazla yapsa. Ama savunma sanayi devletin tekelinde olmak zorundadır. Yani devlet savunma sanayine hükmetmek zorundadır. Sadece özel sektöre veremezsiniz bunu. Özel sektöre verdiniz. Ben çıktım, dedim ki ben fabrikamı yabancı sermaye satıyorum. Ne olacak? Bakın, 1980'li yıllarda Havelsan kuruldu, Roketsan kuruldu, Aselsan kuruldu. Bunlar hepimizin göz bebeği. Hepimizin göz bebeği. Bu kurumlar olağanüstü büyük başarılara imza attılar. Biz bunlara karşı mı çıktık? Tam tersine bunların büyütülmesi lazım. Tam tersine geliştirilmesi lazım. Bakın Aselsan'dan çok sayıda nitelikli yetişmiş mühendisimiz Hollanda'ya gitti. Kanada'ya gidenler oldu. İngiltere'ye gidenler oldu. Niye gittiler? Bu soruyu sorulmuyor. Niye bu insanlar Aselsan gibi bir kurumu terk ettiler? 5000 dolara gittiler. 6000 dolara gittiler. 10000 dolara gittiler. Niye gittiler bu insanlar? Savunma sanayi günlük sıcak politikanın meselesi değildir. Savunma sanayi bir ulusal meseledir. Bir partinin meselesi de değildir. Devlet bu konuda bakın savunma sanayinin kilidi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'dır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı savunma sanayinin ana omurgasını oluşturur. Savunma sanayi ile ilgili bütün kurumlar AK Parti iktidarından önce kurulmuştur. Aselsan'ı alın diye. En başta biliyorsunuz makine kimya vardır. 1930'lu 20'li yıllarda kurulan. Bütün bunların hepsi, dedim ki burada strateji belirlenmiş. Ne zaman? Az önce okudum size. 1976 yılı. Ve burada bütün ayrıntılar o kadar güzel anlatılmış ki. Nebati bunları bilir mi? Vallahi bilemez. Devletin ne olduğunu bilmiyor. Bunu böyle koyalım. Diğer soru. 15 Mayıs sabahı. 15 Mayıs sabahı. Şimdi şöyle. Nasıl bir yük alacağımızın farkındayız. Altı lider de farkında. Ekonominin nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu da biliyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? Merkez Bankası'ndan altın götürüyorlar, kapalı çarşıda satıyorlar. Altınla dolar alıyorlar. Doları götürüp tekrar satıyorlar. Dolar yerinde sabit kalsın diye. Şu anda Merkez Bankası'nın altınlarında da azalma oldu. 2500 kilo. Evet. Böyle devlet yönetimi olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Bunlarda akıl yok. Aklı kaybettiler. İktidarda kalmak için Türkiye'yi feda ediyorlar. İnsanımızı feda ediyorlar. Geleceğimizi feda ediyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? 128 milyar doları sorduk ya. Kime sattın bunu? Kime sattın? Merkez Bankası, Merkez Bankası olmaktan çıktı. Sarayın kasası orası. Merkez Bankası'nın güven vermediği bir yerde siz para politikası oluşturamazsınız zaten. Yabancı sermaye gelmiyor. Nasıl gelsin ya? Nasıl gelsin? Sanayici yaptırım yapmıyor. Nasıl yapsın? Doların kaçta olacağı belli değil ki. Ne olacağı belli değil. Merkez Bankası eskiden topluma bilgi verirdi. Devlet dediğiniz kurum saydam olur. Yani devlet dediğiniz kurum vatandaştan topladığı verginin hesabını vatandaşa verir. Böyle bir tablo tümüyle ortadan kalktı. Ben getiririm Merkez Bankası Başkanı olarak birisini talimat veririm gereğini yapar. Ya arkadaş ben de üniversiteyi bitirdim ama ben inşaat yapamam. Statik hesap yapamam, o mühendisin işi. Ameliyat yapamam, o cerrahın işi. Herkesin bir görevi vardır. Bakın 21. yüzyılda artık kalkınmanın tarifi, büyümenin tarifi, yani gelişmiş ülke olmanın tarifi şöyledir. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Çünkü herkesin görevi vardır. Ve herkes görevini yapar. Saray herkesin görevine bakıyor. Herkesin. Tek alleme orada. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Yazıktır, günahtır bu millete. Kimse önünü göremiyor. Yatırım yapamıyor. Felaket bir tablo var. Geçen ihracatçılar, bir grup ihracatçıyla görüştüm. Yakında batacağız dediler. Maliyetler sürekli artıyor. Doları tutuyorlar. Daha garip bir şey söyleyeyim. Almanya'daki işçi buraya geliyor. Tabii gelirken parasını banka havalesiyle gönderiyor. Parasını çekemiyor bankadan. Zorluk çıkarıyorlar. Çünkü banka döviz ödeyemiyor. Sistem zorlanıyor. Nereye gittiği belli değil. Yani Allah sorumuzu hayır eylesin diyelim. Ama bütün bu karamsar tabloyu biz aşmakta kararlıyız. Ama şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bir numaralı kararnamemiz bu israfı önleme konusunda bir kararname. Onun hazırlıkları yapılıyor şu anda. Bir grup arkadaşımız, teknisyen arkadaşımız, devleti bilen arkadaşlar o hazırlıkları yapıyorlar. Hangi kararları, nerelerde, hangi tasarrufları yapabiliriz diye. Şu karara da vardık. Alacağımız her kararı hangi gerekçeyle aldığımızı çıkıp topluma açık açık anlatacağız. Çok net bir şekilde anlatacağız. Halkı kandırmanın bir alemi yok. Halka yalan söylemenin bir alemi yok. Devleti yönetiyorsanız ahlaklı yöneteceksiniz devleti. Aksi halde tam bir felaket olur. Yabancı sermaye gelmiyor. Niye gelsin? Bizde yatırımlar durdu. Kimse önünü göremiyor ki. Ne yapacak yatırım yaparak? Sorun büyük, farkındayız. Nasıl bir miras aldığımızın da farkındayız. Ama biz kısa süre içerisinde Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Herkesin rahat ettiği bir atmosferi yaratacağız. Ne zaman nefes alırız efendim? Efendim? Ne zaman nefes alırız? Şöyle. Yani bir yıl, iki biz yıl. Biz 6 ay içinde toplum rahat bir nefes alır diyorduk. Ekim ayında. Evet. Ama şimdi yaşadığımda bir yıllık bir zamana ihtiyacımız var. Deprem felaketi. Toplumun rahat nefes alması için. Evet. O kadar bozdular ki ekonomiyi. O kadar bozdular ki.
herkes şöyle, bunlar ne zaman gidecek ve biz nasıl nefes alacağız yani. Demokratik yollarla biz bunları göndereceğiz. Ve ondan sonra bu toplumda her kuruşun hesabını topluma veren bir devlet anlayışı, ahlaklı bir anlayışı egemen kılacağız. Seçim meydanlarında söylüyorum, vallahi billahi. Diyorum ki ya kul hakkı yiyenlere artık oy vermeyin ya. İyi vermeyin ya bu adamlara. Niye veriyorsunuz ya? Yolsuzluk, hırsızlık her şey var ya. Rüşvetsiz devlette bir şey yapamıyorsunuz. Sanayici yatırım yapacak, rüşvet vermeden yatırım yapamıyorsunuz ya. Artık bunu herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. İngiltere'deki villaların bilmiyor muyuz Allah aşkına ya? Hepsini biliyoruz. Amerika'daki paraları herkes biliyor zaten. Dolarların, avroların nerelere götürüldüğünü herkes biliyor zaten. O paraları Türkiye'ye getireceğiz ama. Ben aslında programın başında seçim güvenliğini konuştuk ve 1,5 yıldır çalıştığınızı bu konuda söylediniz ama Fatih Portakal'ın Sözcü ana haberde sık sık dile getirdiği bir konu var. Bugün de hatta dile getirdi. Onu size bir sormak isterim. 2016 referandumunda YSK mühürsüz zarfların da geçersiz olacağını açıklamıştı ve bu bir tabii karmaşaya yol açmıştı. Bu mühürsüz pusulalarla ilgili bir başvurunuz, bir fikri takip yapma şansınız oldu mu? Bu konuda bir tutumunuz var mı? Bu orada bir temsilcimiz var. Grubu olan diğer partilerin de temsilcileri var. Ortak hareket ediyoruz zaten. Orada alınan bir karar varsa o karara karşı kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Rahat bir şekilde. Umarız böyle bir garip tabloyla karşılaşmayız. Alevi videonuz Twitter'da en çok izlenen video oldu. Evet. Öyle bir ilgi bekliyor muydunuz? Yok, beklemiyordum doğrusunu isterseniz. Dünyada bir numara oldu. Evet. Üçüncüsü gelecek mi? Yeni videolarımız gelecek tabii. Yeni videolarımız tahtınız gelecek. Tahtınız nerede efendim? Bakın şimdi Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisi Adana gidiyorlar. Sahte broşür bastırıyorlar. Ya insan biraz utanır ya. İnsan da biraz ahlak olur ya. Biraz erdem olur ya. Bizim adımıza sahte broşür bastırıyorlar. Onu dağıtacaklar. Sanki biz bunu istiyormuşuz gibi. Allah bunlara akıl fikir versin. Gidecekler ya. Her türlü rezilliği yapıyorlar. Üstelik bunu genç çocuklara yaptırıyorlar. Ya gençten ne istiyorsun ya? Sen bu gence ahlaklı olmayı öğreteceksin ya. Ahlaksız olmayı öğretiyorsun. Ve bunu yapan AK Parti. Üzülerek ifade edeyim. AK Parti. Ya nasıl yapıyorsun ya? Adın AK ya. Bari adına bari yakışan bir şey yap. Ama bunların hepsini saptadık. Savcılığa vereceğiz. Takip edeceğiz yani. Son bir cümleyle bu seçimi diğerlerinden ayıran sizin için, diğer seçimlerden ayıran, girdiğiniz tüm seçimlerden ayıran nedir? Bu seçimde demokrasi oylanacak. Referandum yapılacak. Efendim? Referandum. Demokrasiyi oylayacağız. Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Evet. Efendim benim de en son sorumuz şu. Sonra da biliyorsunuz yeni bir televizyonumuz, Sözcü Televizyon yayında. Evet. Siz de ilk kez konuk oldunuz. Evet. Nasıl buluyorsunuz efendim? Yayınlarımızı izliyor musunuz? Saygı Bey, mutlaka güzel yayınlar vardır ama ya çok özür dileyerek televizyonları çok fazla izleme şansım olmuyor. Ama arada bir bakıyorum vaktim olduğu zaman başarılı bir yayın politikası izliyorsunuz. O zaman sizi bir gün televizyonumuzun merkezine de bekliyoruz efendim. Merkezi de gelirim. Tabii niye gelmeyeyim? Memnun çay olursunuz. Kahve ısmarlarsanız tabii gelirim. Zevkli. Sade bir Türk kahvesi ederiz. İçeriz. Vedalaşmadan evvel izleyicilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj tek varsa. Tek şey istiyorum. Buyurunuz. Tek şey. Mutlaka sandığa gitsinler ve oy kullansınlar. Oy kullanırken vicdanlarının sesini düşünsünler, Türkiye'yi düşünsünler, evlatlarını düşünsünler ve oyu öyle kullansınlar. Tek isteğim bu. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygı Öztürk, çok teşekkürler. Deniz Zeyrek, çok teşekkürler. İzlediğiniz için de sevgili seyirciler, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Muazzam bir ilgi gösterdiniz yayına. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan bir kez daha. Herkese iyi akşamlar diliyoruz Ankara'dan. Hoşçakalın.